Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda çok farklı bir karşılaştırma ile beraberiz. Samsung'un orta segmentteki en iyi cihazıyla en ucuz amiral gemisini yani Galaxy S23'ü detaylıca karşılaştıracağız ve Galaxy A4 mi alalım yoksa Galaxy S23 mü? Bu sorunun cevabını birlikte vermeye çalışacağız. Şu an için iki cihaz arasında 11.000 TL yaklaşık 500 Euro'luk bir fark söz konusu. Bu farkı vermeye değer mi? Galaxy S23 aldığımızda ne kazanıyoruz veya Aile 4 aldığımızda nelerden feragat ediyoruz? Tek tek güzel bir şekilde anlatacağım. Galaxy S23 neredeyse tüm noktalarda Aile dördün önünde. Fakat burada önemli olan ihtiyacınızın ne olduğu anlatacağım detaylardan hangisi sizin için önemli ise. Ona göre satın alma kararı verebilirsiniz. Bana destek vermek bu karşılaştırmaların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fiyatlar çok değişken. O yüzden her iki telefonun en düşük fiyatıyla güvenilir şekilde alabileceğiniz linkleri hem açıklamalar hem de yorumlar kısmında olacak. Oradan fiyatları kendiniz kontrol edebilirsiniz. Şimdi ilk olarak kutu içeriğiyle başladığımızda her iki cihazımızdan da Maalesef bir şarj adaptörü çıkmıyor. Yalnızca Type-C şarj kablosunu burada görebiliyoruz. Ve herhangi bir jelatinin iki ekranda da olmadığını belirteyim. Tasarımlara baktığımız zaman da Galaxy A4 ve S23 tasarım açısından baya yakın cihazlar. Hatta neredeyse birebir aynı tasarımlara sahip. Tabii ki S23'teki kamera sensörleri çok daha büyük bir şekilde önümüze çıkarken arka kapak cam çerçevelerde alüminyum bir yapıyı görebiliyoruz. a 4te arka kapak cam, çerçeveler plastik. Dışarıdan baktığımız zaman sanki ikisi de aynıymış gibi hissettiriyor. Fakat iki cihazı elimize aldığımızda aradaki farkı net şekilde hissedebiliyoruz. S23'te çok daha premium bir hissiyatla karşılaşırken Galaxy A54 tam olarak plastik yapısını bize hissettiriyor. Burada boyutlarına oranına gerçekten kalın ve ağır bir cihaz olduğunu da söylemem gerekiyor. Aradaki kalite farkı çok bariz bir şekilde önümüze çıkıyor. Yani tasarımsal açıdan iyi bir cihaz istediğinizde S23 çok daha mantıklı bir seçenekken dayanıklı olmasına karşın Aile 4'ten daha hafif ve daha ince olduğunu da belirtmem gerekiyor. Tek elle kullanım kolaylığında da S23 çok daha iyi. Ekranlara baktığımızda açıkçası iki ekranında gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. 6.4 inç Full HD Plus 120 Hz tazeleme ve Super AMOLED paneli ile a ekranı bizi gerek tepkisellik gerekse deneyim anlamında hiçbir şekilde üzmezken Galaxy S23'te de 6.1 inç dinamik AMOLED ve adaptif 120 Hz ekranıyla kalite algısını bir adım daha yukarı çıkartıyor. Fakat iki ekranda da oldukça canlı gerçeğe yakın renkleri görebiliyoruz a 4'te adaptif bir yenileme yokken S23'te kullanıma bağlı olarak yenileme hızı değişebiliyor. Bu da pil açısından önemli bir artı diyebilirim. Çok da fazla teknik detaya girmeye gerek yok. Parlaklık olarak da S23 net şekilde öne çıkıyor. Ama Aile 4'te dışarıda veya kapalı ortamlarda bize hiçbir görme zorluğu yaşatmıyor. İki ekranın da fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebilirim. Aile 4 alsanız da bu ekrandan hiçbir şekilde pişman olmazsınız. Şimdi en önemli noktalardan birine yani Yonga setine baktığımızda Galaxy A4'te Exynos 1380'i görebiliyoruz. 8 GB RAM de burada bizlere sunuluyor. Antutu'da 500 bin bandında bir skor alırken Geekbench'te de iyi bir skorla karşılaşıyoruz. Galaxy S23 Android'in en iyi işlemcisi. 8 Gen 2 ile beraber geliyor. Yine 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bu sisteme eşlik ediyor. Performans testlerinde genel olarak 2 katlık bir fark söz konusu. Fiyatlarda da 2 katlık farkın olduğunu düşünürsek bu performans farkı gayet doğal. Oyunlarda a 4 maalesef bir kısıtlama ile geliyor. Genel olarak orta ve düşük grafiklerde 30-40 FPS arasında çoğu oyunda kasma donma olmadan rahatlıkla oynayabiliyoruz. Baktığımızda ısınma anlamında da bize çok bir sorun yaşatmıyor. Galaxy S23'te de istediğiniz oyunda en üst ayarlarda 60 FPS net bir şekilde alabilirken ısınma konusunda S23'ün bir adım daha önde olduğunu söyleyebilirim. Yani S23'te 1 saat, 1,5 saat uzun süreler oyun oynadığımızda a 4'ten net şekilde daha az ısınıyor. Burada hem kasa yapısı olarak hem de 8 Gen 2'nin daha verimli bir işlemci olmasıyla Aradaki fark böyle. Fakat her iki telefonunda oyun oynarken çok yüksek bir pil tüketimi yok. Ve bu da gerçekten önemli. Tabii ki bir oyuncuysanız veya telefonda öncelik verdiğiniz en önemli alan performansa Galaxy S23 gerek uygulama açılışlarında gerekse oyun performansıyla A54'ten kat kat üstün ama aradaki fiyat farkı iki katı. Fiyatların oranına her iki cihazın performansının ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Kameralar benim için en belirleyici faktör. Galaxy A4 ve S23 arasındaki en büyük farklar da kamerada ortaya çıkıyor. Çok teknik detaya girmeyeceğim. Aile 4'te ana kameramız 50 megapiksel ve OIS'li bir sensöre sahip. 12 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksel makro kameramız da var. S23'te ise ana kamerada 50 megapiksel f1.8 diyaframa sahipken ikinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksellik OIS'li telefoto kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesi olarak Galaxy a 4'te kontrast gereğinden biraz fazla baktığımız zaman daha canlı renkleri görebiliyoruz. Ancak gerçekçilik yönünde S23'ü daha beğendiğimi belirteyim. S23'te daha doğal gerçeğe yakın renklerle karşılaşıyoruz. Ve ışık bir miktar azaldığında A54'te noise söz konusu. Özellikle aydınlık ortamlarda a 4 göze biraz daha hoş geliyor. Ama bence gerçekçilik yönünde S23 genel deneyimiyle daha başarılı. Burada fotoğrafların detaylarına indiğimiz zaman aradaki farklar daha net şekilde ortaya çıkıyor. Videolar kısmında 4K 60 FPS yalnızca S23'te var. Aile 4'te 4K 30 Full HD 60 FPS'te OIS ile videolar çekebiliyoruz. Aynı şartlar aynı ayarlarda videolardaki stabilizasyon farkı bayağı fazla. Ön tarafta Aile 4 32 megapiksel 4K 30 FPS ile gelirken S23 12 megapiksel ama 4K 60 FPS destekli ve Dolby Vision videolar çekebilen güzel bir kamera ile geliyor. Genel kamera deneyimi açısından fiyatlarına oranla S23'ün bariz bir üstünlüğü var. Yani kamera konusunda aslında sadece farklara baktık burada iki cihazı direkt olarak karşılaştırmamız kesinlikle doğru olmaz. İkisini de kendi rakipleriyle kıyasladığımda Aile 4 S23'ten sönük kalıyor ve 22.000 bandındaki fiyatıyla Galaxy S23 şu anda alabileceğiniz en iyi video ve en iyi fotoğraf kalitesine sahip. Aile 4'ün tek üstün olduğu özelliği bataryası. Bataryada Aile 4 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla gelirken S23'te 3900 mAh ve 25 W hızlı şarja sahip. Kablosuz şarj olarak da 15 W'lık bir desteğimiz var. A54'te herhangi bir kablosuz şarj desteğimiz bulunmuyor. Batarya performansında arada çok ciddi farklar var. Galaxy A54'te 120 Hz'de ortalama bir kullanım için 9-10 saat civarı ekran sürelerini görebilmemiz mümkün. Exynos 1380 hem verimli hem de pili oldukça iyi kullanan bir işlemci. Galaxy S23 tarafında aynı senaryolarda ortalama 7, maksimum 8 saat civarı ekran sürelerini görebiliyoruz. Açıkçası S23, S22'den batarya olarak çok daha iyi ve baktığımız zaman bence çoğu kullanıcının bir gününü de fazlasıyla çıkartabilecek bir performansa sahip ama telefonu gün içinde çok yoğun kullanıyorsanız Aile 4 hiçbir şekilde arkanıza baktırmayacakken S23'te yoğun kullanımda akşam 8-9 gibi tekrardan şarja takmamız gerekiyor. Aile 4 bu noktada avantajı. İki cihazımızda da stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Ses yüksekliği açısından benzer fakat bas ve tizlerin ayrımı S23'te daha belirgin. Kablosuz bağlantılarda da en güncel teknolojiler her iki cihazımızda da var. Yazılım konusunda Samsung'u gerçekten takdir etmek gerekiyor. Galaxy A4'te S23'te 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Burada bir ayrımın yapılmamış olması gerçekten sevindirici. Suya ve toza karşı a 4 IP67 ile korunurken S23 IP68 sertifikasıyla korunuyor. Dostlar Galaxy a 4 şu an için 8 GB RAM 128 GB depolamasıyla 11.000 bandında rahatlıkla bulunuyor. S23 tarafında da fiyatlar bayağı geriledi diyebilirim. Şu an için aynı donanımla 22.500 bandında alabilmemiz mümkün. Arada gerçekten çok büyük bir fiyat farkı var. Bu farkı verip S23 aldığımıza değecek mi derseniz, ben genel olarak değerlendirdiğimde S23 daha iyi bir yatırım. Eğer telefonda önceliğim kamera ve bütçe açısından çok bir sorunum yok, iyi fotoğraflar İyi videolar çekerken aynı zamanda 5-6 yıl götürebilecek uzun ömürlü bir telefon istiyorum diyorsanız S23 alabileceğiniz en ucuz en iyi telefon diyebilirim. Kendi fiyat aralığında daha iyi kameralı bir telefon yok. a 4 ise daha çok genel kullanıcılara hitap ediyor. Ara sıra fotoğraf, video çekerim. Çok yüksek bir beklentim yok. Ama telefonu aldığımda da en az 3-4 sene beni idare etsin dediğinizde uygun fiyatlı ve güvenilir bir seçenek olarak Aile 4 önümüze çıkıyor. Videonun başında söylediğim gibi iki cihazı direkt olarak birbirleriyle kıyaslamadık. Burada önceliklere göre bir karar vermemiz gerekiyor. Aile 4'te, s 23te fiyatlarını gerçekten hak eden cihazlar ama fiyatların oranına ikisini de düşündüğümde S23'ün ben bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü A54'ün A73 ve s 20 FE gibi çok önemli rakipleri varken S23 kendi fiyat aralığında kesinlikle rakipsiz bir cihaz. S23 aldığımızda ne kazanıyoruz? A4 alırsak ne kaybediyoruz? Bunların hepsine cevap vermeye çalıştık. Peki sizce Galaxy A4 mü yoksa S23 mi alınır? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ayrıca başka hangi cihazları karşılaştıralım önerilerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.